وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ Bir başka bu ayetin düşündürdüğü konu şu olabilir. Kader inancıyla ilgili, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkla ilgili ona hazırladığı hayat planında bir yolculuk ve serüven var ve bunun en temel boyutlarından bir tanesi o kişinin yiyecekleri, içecekleri, soluyacağı hava, yaşayacağı ortam vesaire. Şimdi hayatın içerisine gelecek bir kimse için böyle bir hayat içerisinde alan açılıyorsa o kişi ebeveynin eliyle mesela daha doğar doğmaz veya dua yazdığım bir haldeyken öldürülüp engellenince ki harramu demiş Cenab-ı Hak, o kendisi için hazırlanan başta rızıklar ve hayatın içerisindeki o aralık ne oldu? Karşılıksız oldu. Çünkü buna, bu kişiye, bu cana hazırlanan şey anne babasının eliyle katledilmiş oldu. Soru şu, Cenab-ı Hak bunun katledileceğini bildiği halde niye öldüğü andan sonrası için ona rızık ve hayat içerisinde bir aralık açmış olabilir? Başta bu anlaşılıyor mu bu ayetten? Sonra anlaşılıyorsa neden bunu Cenab-ı Hak yapmış olabilir? Çünkü bakınız ayette diyor ki وَحَرَّمُوا ve haram kıldılar, mahrum bıraktılar o çocukları. مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ Allah'ın onlara rızıklandırdığılarından mahrum bıraktılar. Ve bir ifade daha var burada. اِفْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ Allah'a da iftira ederekten bunu yaptılar. İftiraları neydi? Bu arada Cenab-ı Hakk'a nasıl bir iftirada bulunuyorlar? Anladığımı veya anlayabildiğimi söyleyeyim. Bizim veya geçmişten bugüne bu süreçte evlatlarını katleden düşüncenin algısı şu idi. Allah bir rızık veriyor, biz onu paylaşıyoruz. Herkese Cenab-ı Hak ayrı rızık falan vermiyor. Bu doğru mu Allah hakkında? Yanlış. Bu Allah'a bir iftira. Allah herkese ayrı rızık veriyor. Dolayısıyla Allah herkese ayrı rızık veriyor. Doğrusu buydu. Cenab-ı Hak onu iddia ediyor. Sizi de onları da rızıklandırıyoruz biz. Çocuklarınızı boşuna katletmeyin. Nahnu narzukukum ve iyyahum. Bu Cenab-ı Hakk'ın kendini doğru anlattığı ifadeler. Peki çocuklarını katledenler Cenab-ı Hakk'ı bu konuda nasıl değerlendiriyorlar? Hayır hayır, bizi de onları da ayrı rızıklandırıyor falan değil. Biz neyse kazancımız o. Çocuk gelecek, o da paylaşacak bunları. Allah'ın ayrıca bir şey verdiği yok. Biz daha fazla çalışmak zorunda kalacağız veya eğer sabit maaşlıysa değişen bir şey yok. İmkanlarımız iyice daralacak. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki iddiasının boş olduğu vehmiyle çocuk katlediyor bu düşünce. Dolayısıyla çocuğunu katlederken böyle bir hareket noktasından yola çıkarak aldırdık o çocuğu, niye? Bizim gelirimiz malum, yani onun şimdi yiyeceği, içeceği, eğitimi vesaire karşılayamayız diye düşüncesi ile, tabi aldırma deyince de her halükarda bu bir katil midir konusundaki istifamı da bir tarafta bırakarak bu kapsamda olanı konuşalım. Yani cinayet benzeri olan durumu konuşalım. Sadece çocuk katletmiş olmuyor bu durumdaki adam. Bir de ayrıca Cenab-ı Hakk'a iftira etmiş oluyor ayetten anladığımız. Çünkü ayetin sonunda iftiraen alallahi. Bunlar çocuklarını katlettiler. O çocuklara Cenab-ı Hakk'ın sağladığı rızıkları tahrim ettiler, engellediler, o çocuklara yasakladılar ve bu yasaklamayı Allah'a iftira ederek yaptılar. Allah size ayrıca rızık falan verdiği yoktu. Bizim rızkımızı paylaşacaktınız. O yüzden biz de sizi daha nefes almadan, adım atmadan
hayat alanının dışında tuttuk. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ Takdir boyutuna gelelim. Allah Azze ve Celle bir kul yaratıyor. Ama bu yarattığı kulun ebeveyni tarafından daha doğar doğmaz katledileceğini biliyor. Ama bu bilgisine rağmen ona rızık sağlamış. Ve muhtemelen bu babaya kıyamet günü, bak senin bu evladına ben şöyle rızık sağlamıştım, böyle ortam hazırlamıştım, bunların hepsinden sen onu mahrum bıraktın diye suçlayacak ki burada suçluyor. O zaman soru şu, Cenab-ı Hak yani olmayacak bir veya yaşamayacak biri için niçin rızık hazırlar? Belki en kestirme cevap tam da bunu söylemek için. Yani bunu, bu cinayeti işleyen kişiye ben dediğimi yaptım, ben iddiamı aynen gerçekleştirdim, bu kişiye rızık hazırlamış idim ama sen bu hazırlanan rızkın çocuğa erişmesine engel oldun, bu suçu işledin demek, göstermek ve aleyhinde hücceti gerçekleştirmek için. Kanımcı çocuklara gidiyor. Diğer türlü olursa farklı bir anlam çıkıyor. Yani Allah'ın ebeveynine fazla verdiği malı kısıtlamış oluyor. Onu sarf edeceği yer kendine düşünüyor. Gibi bir anlam çıkartmaz mı? Çıkmaz, çünkü hem tahrim edenin faili hem de mef'ulün kendisi aynı kişi olamaz. Çünkü her ikisi de gayip sigayla. Zamir her ikisinde de gayip sigayla. Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı... Enfusihim demesi gerekirdi. Ama zamir tekrar hum gelince aynı kişi olamaz onlar. Kadı dallu. Değildir. O hayat içerisinde ona hazırladığı, onun giderleri adına her şey. Çünkü Cenab-ı Hak rızkı sadece yiyecek şeyler için kullanmıyor. Bilgi için de kullanıyor. O tecaalûne rızkakum ennekum tukezzibûn. Siz de bu Kur'an'dan yana payınızı, rızkınızı yalanlamakla karşıladınız. Yani sizinki de yalanlamak oldu. Size düşen payı, rızkınız dediği şey, buradan elde edecekleri hidayet, onlarca yalanlamak ile karşılandı. Sizin payınız da, rızkınız da yalanlamak oldu, dedi Cenab-ı Hak. قَدْ دَلُّوا Onlar böyle yaparak saptılar. قَدْ دَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve mühtedilerden olmadılar. Şimdi girişteki قَدْ خَسِرَ Sona doğru geldik, dalalet var ve muhtedilerden olmama var. Yani neredeyse bu ayeti okuyunca insan, bu yani hayatta hani tek seferlik işlenen suçlar vardır ya, çok büyük kabahatler. Oyun olsa bu, hani bir öyle bir oyun, bir yanlışınız vardır ki o bitirir o oyunu sizin açınızdan. Evet, yani her şeyi çökerten tarzda var mıdır hayatta böyle? Kalplerin, gözlerin karartıldığı, kalplerin mühürlendiği kimseler bu türden bir şey işliyorlar ki artık ondan sonra Cenab-ı Hak önlerini kesiyor, gözlerini karartıyor. Ama tabii bu öyle yoğun, öyle büyük bir suç ki bu da öyle kişinin bütün bonuslarını hayattaki tüketmesine yol açıyor. Bunun eşit ağırlığı, dengi hayatta diğer insanların yaşadıklarıyla yine toplamda eşittir. Yani bir kişi böyle yanlışlıkla büyük bir günah işler de hayattaki şansını kaybeder. Ötekiler böyle bir şey başlarına gelmediği için böyle bir dengesizlik asla varsaymayalım kafamızda. Totalde Cenab-ı Hak bütün kullarına benzer imkanları, tür ve çeşit anlamında demiyorum, imkan anlamında benzer olanakları yaşatır. Ve toplamda bu olanaklar kişiye eşit bir ahiret fırsatı sunar, öğüt alacak. O kadar ki öğüt alacak her kişinin öğüt almasına fırsat verilir. Öğüt almayacaklar da bu imkanların öyle ya da böyle
tamamını boşa çıkarırlar ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna şu kad hasira dediği tarzda, ziyan etmiş bir tarzda çıkarlar. Kad dallu dalalete, kesinlikle dalalete gittiler, dalalete uğradılar veya saptılar. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ, muhtedilerden olmadılar. Bu çocuklarını katleden kimseler, rızık konsepti içerisinde, bağlam rızık. Dolayısıyla aklımıza daha önceki çocukları katletme ayetinde gelen düşünceler uğruyor. Kürtaj eksenli düşünceler. Konu dolayısıyla çok riskli bir konu. Ne olur böyle bir konu etrafında, böyle bir durumda ebeveynler bu seçeneği kolay kolay göze almasınlar. Evet, yani Cenab-ı Hak'la buluşacağını, Allah Azze ve Celle'ye döneceğini, onun huzuruna çıkacağını, yaşamın hesabını ona vereceğini yok sayanlar. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ. Bu da demek ki ona denk bir şey. Yani böyle bir şey yapıyorsan sen bu artık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna döneceğin gerçeğini denklemin dışına çıkardın. Başka türlü yapılacak bir şey değil bu. Der gibi bir sonuç. Peki bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil müminin.